Selamünaleyküm gençler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi bir bayram günü, bayram şekeriyle tanıştırayım istedim. Bu Aurora'nın yeni çıkan motoru Safari 125. Aynısının 50cc versiyonu da var, 125cc versiyonu da var. Tabii ki de 125cc versiyonu artık ithalatçıların gözdesi olan Honda makinesi diyebileceğimiz, hakikaten verimli, az yakan, sessiz, performansı güzel, aşağı yukarı 9 beygirin biraz üstünde güç veren, yani G6'ların 150 cc'sine eşdeğer bir makineyle gelmiş. Bu motoru ben gelir gelmez, aşağıda malum MTM Motor patronum benim yeni bir mağaza açtı. Buraya yeni gelmiş, envai çeşit rengi var. Renkleriyle beraber ulan çok hoşuma gitti. Camı, çantası, işte kaportası, renkleri, altındaki makinesi malum. İşte dijital ekranı vesaire vesaire, böyle şatafatlarıyla beğendim. Hadi dedim şundan bir tane babama alayım. Hatta babamı görüntülü aradım. Baba dedim renk seç, bunlardan birini bayramda sana getireceğim. O kahverengiyi seçti. İşte bu kahverengiyi babama almış oldum. Dün akşam itibariyle aldım. Dün akşam kurulumunu yaptım. Bugün bir 60-70 kilometre gezdim. Hakikaten sürüşünden keyif aldım. Gezintisinden keyif aldım. Daha 60 kilometre yetti bana. Hadi dedim bu motor güzel, ben bunu beğendim. Bunu insanlara anlatayım. Şöyle detayları arkadaşlar, Vespa tarzı bir detayları var. Hani bu 50cc'de, 125cc'de bu da benzer tasarım çok bunuruluyor ama görsel olarak aynı olsa da kasa olarak biraz daha iri. Yani küçük bir motor değil, kasa olarak gayet yeterli, verimli, iri sınıfta bir motor. Oturuş pozisyonu ve sedesi gayet konforlu. Gidon diz mesafesi yeterli. Frenleri malum önde disk. Şu şekilde. Arkadaşlar, arkada malum kampana freniyle, yumuşak süspansiyonlarıyla, sessiz ve verimli makinesiyle, sizi rüzgardan koruyan ön camıyla ve yumuşak sedesiyle, yumuşak karakterdeki süspansiyonlarıyla hakikaten sürüşü çok keyifli bir makine olmuş. Nereden incelemeye başlayalım? Şöyle dijital göstergesinden başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde bir dijital göstergesi mevcut. Dijital göstergesinde devir saati mevcut, benzin göstergesi mevcut, ana kilometre mevcut, saat mevcut ve şu şekilde trip metresi mevcut arkadaşlar. Bu arada trip metre kontrol düğmesi elcikte burada, gidonda. Şu etrafta gör, yeşil lambalar değişebiliyor. Ona da şurada bir düğme koymuşlar. Gerekli bir şey miydi bilmiyorum. Bastıkça şöyle etrafındaki renkler değişiyor veya kapanıyor. Şöyle yeşilde kalsın, en son böyleydi. Gösterge çok şık görünüyor, çok güzel görünüyor ama bir eksi tarafı ne? Güneşte şey görünüyor arkadaşlar, hani böyle güneşte, güneşli havada biraz silik görünüyor. Akşam veya güneş olmadı veya bulutlu havalarda çok güzel görünse de güneşte yazıları okuyabilmek için biraz zahmet çekiyor. Çekebiliriz. Şöyle bir marş yapayım. Marş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burada devir saati çalıştı. Şöyle farın etrafında çizgi şeklinde bir led. Sinyallerin kenarlarında ve ortada U şeklinde bir çizgi ledleri mevcut. Yanlarda kapıçıra gibi bir şey var mı? Yok. Arka görselinde bu şekilde. Plak aydınlatması led, arka stop led, yine arka sinyallerin kenarlarında beyaz ışıkları mevcut. Şimdi farları yakalım. Henüz gece kullanmadım, far aydınlatma gücünü bilmiyorum. Farlar bu şekilde. Uzun aldığımız zaman ekstra alt taraf yanıyor. Bu arada düğmelerde bu şekilde kısa, uzun kısa, burada selektör yok. İşte mod düğmesi, az önce trip metreyi değiştiren ve kornamız mevcut. Burada elektrik devre kesici, far açma kapama, marş ve bu ışık renklerini değiştiren bir düğme mevcut. Kontak, klasik kontak arkadaşlar. Sinyalleri de yakalım, nasıl göründüğüne bakalım. Şu şekilde. Motorda dörtlü flaşör yok. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Motorumuzu susturalım. Askı aparatına gelelim arkadaşlar. Burada çok güzel bir askı aparatı var. Şunu çok sevdim. Şöyle düğmeyle basıp açılan bir sistemi var. Daha sonra kontak anahtarıyla açılan bir torpidosu mevcut. Torpido bayağı geniş. Torpidonun içinde de bir USB şarj mekanizması mevcut. Ondan sonracığıma kontak. Sola yaptığımız zaman sel altını açıyoruz. Sel altı ufak. Benzin de buradan koyuluyor. Arkadaki çantanın ana ekstra anahtarı mevcut. Şu şekilde bu anahtarla arka çantayı açabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra başka neyine geldik? Neyinden devam edelim? Önde
12 ve gövde rengi bir jant ve beyaz yanak lastiği mevcut. Bu şekilde ölçüsü de 90-90-12. Arkada bu makinenin klasik tekeri 10 jant bir lastik mevcut arkadaşlar. Başka bu motorla ilgili neler söyleyebilirim size? Ayna görüş açısı çok güzel arkadaşlar ve yine gövde rengi aynalar kullanılmış. Çünkü bayağı bir geniş dışarı taşıyor. Motorun üzerinde de hakikaten konforlu oluyor. Bu cam da arkadaşlar yine motorla beraber üzerinde geliyor. Ben en alt konumu aldım. Bu civataları gevşeterek bu ön camın yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Ama bence en verimli yeri burası. Yani şuralara değmeden en alka indirilen kesim. Şimdi bu motorla arkadaşlar nasipse uzun yol yapacağım. İzmir-İstanbul yolu yapacağım. İzmir-İstanbul yolunda da bu motorun performansını hep beraber görmüş olacağız. Hatta şu motor o kadar hoşuma gitti ki bir tane de beyazından kendime alasım var. İnşallah nasip olursa bir tane de kendime alacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler dilerim.